Vahdet-i vücut anlayışı işte daha evvel de belki ikinci veya birinci kursta bahsetmiş olabiliriz. Allah'ın Adem denen boşluğa bakmak suretiyle tıpkı insanın aynaya baktığında kendi görüntüsüyle karşılaştığı gibi o boşlukta Allah kendini görmüş. İşte bütün bu kainat da sen, ben, öteki, belki, Hollanda, bilmem dağ, taş, deniz, her şey Allah'ın görüntüsüymüş. Böyle bir inanç. Yeni Eflatunculuk, eski Yunan düşüncesidir bu. İskenderiye ekolü vasıtasıyla yeni Eflatunculuk diye alınmış, işlenmiş ve dünyaya oradan tamim olmuş bir görüş. Bu görüşün İslam'la uzaktan yakına alakası yok. Yalnız Hindistan'da Nirvana düşüncesi denilen düşünceyle çok yakın akrabalığı var. Hint dinlerinden bir dinde kainatı Allah'ın yerine üçler, yediler, kırklar isimli grup ruhların yönettiği inancı var. Onların tepesinde de Gavs, yani Kutbul Aktab, bilmem Gavs filan diye işte ruhların başı, başruh yönetiyormuş. İşte tenasüh nazariyesi de o akideyle alakalı. Reenkarnasyon, yani ruhun beden değiştirmesi. Ruh sürekli vücut değiştirmek, beden değiştirmek suretiyle olgunlaşırmış, mışmış. Ondan sonra İşte en kötü bitkiden diyelim ki bir deve dikeninden başlıyor hayata gelmeye. Oradan bir karanfile kadar terfi ediyor, güler kadar falan. Ondan sonra en kötü hayvana geçiyor. Ondan sonra bilmem ne, en iyi hayvan hangisiyse, at mı, it mi, ona geçiyor derken en berbat insana geçiyor. Olgunlaşa olgunlaşa tekrar o ölüyor, başkasının bedeninde başkasının derken sonunda nirvana'ya ulaşıyor. Yani fena fin nirvana oluyor. Nirvana'da yok oluyor, orada yok. Yani tasavvuftaki fena fillah, fena fişşeyh hikayesi var ya, ne kadar akraba, böyle emice uşağı kavramlar bunlar. Bunların İslam'la uzaktan yakından alakası yok.